Bayrampaşa Televizyonu'ndan herkese merhaba. Efendim bugün Bayrampaşa MediWorld Tıp Merkezi'ndeyiz. Fizik, tedavi ve rehabilitasyon bölümündeyiz. Yanımızda Yuşa Hocamız var. Hocam nasılsın? İyiyim sağ olun. Siz nasılsınız? Ben deyim. Teşekkür ederim. Hocam sizi biraz tanıyabilir miyiz? Ben Emin Yuşa İnci. 2017 Fizyoterapi ve Rehabilitasyon mezunuyum. Burada yaklaşık 2017'den beri fizyoterapist olarak çalışmaktayım MediWorld Tıp Merkezi'nde. Böyle. Teşekkür ediyorum. Hocam burada hastalar buraya nasıl gelir ve nasıl hizmet alırlar? Şimdi öncelikle hastamızın bir şikayeti olması lazım. Bu şikayet birkaç farklı alanda olabilir. Yani bir kırık sonrası da olabilir veya bir inme geçirmiş bundan sonra da olabilir. İlk olarak geleceği yer fizik tedavi uzmanlarımız oluyor. Fizik tedavi uzmanlarımız öncelikle onu muayene ediyor. Muayene ettikten sonra bir tedavi kartı, tedavi programı oluşturuluyor. Seans sürecine karar veriliyor. İşte 15 seans, 20 seans, 30 seansa kadar bir seans sürecine karar veriliyor ardından bize yönlendiriliyorlar bu tedavi kartlarıyla beraber. Biz de o kartlar doğrultusunda yani hocalarımızla da diyalogda kalarak o kişinin tedavi programını uyguluyoruz burada. Çok güzel. Peki hocam hangi grup hastalar buraya geliyor? şimdi şöyle birkaç farklı alandan hastalar geliyor. Nörolojik rehabilitasyon dediğimiz örnek vereyim inme gibi, MS gibi, ALS gibi Sıklıkla serebral palsi dediğimiz çocuk felci gibi durumlarda, e, ortopedik alanda sayacak olursak kırık sonrası, sporcu sakatlanmaları, menüsküs yaralanmaları, e, bel boyun ağrılarından sonra e, veya işte bel fıtığı gibi boyun fıtığı problemler daha ileri gittiğinde daha ciddi problemlere yol açtığında Yine tekrar bir fizyoterapist tarafından rehabilite edilmesi lazım. O şekildeki hastalar genelde bizi tercih ediyorlar. Buraya geliyorlar. Çok güzel. Peki hocam burada hangi hizmetleri veriyorsunuz şu an? Ee, orada da aynı şekilde hasta grubuna yönelik öncelikle fizik tedavi uzmanımız örnek vereyim bir nörolojik hasta. Yani bir inme sonrası bir kişi geldi. Ee, o kişinin tedavi kartında e, daha çok egzersiz tabanlı, bu kişiyi inme geçirdikten önceki normal hareket paternine e, kazanması adına e, egzersizler yapıyoruz. Yani eskiden sağ kolunu nasıl kaldırıyorsa o kaldırma yetisini kazandırmak için işte beyine bazı olumlu girdiler sağlamasını sağlayan işte nörolojik egzersiz dediğimiz bir nörolojik rehabilitasyon programına tutuyoruz. Onun dışında mesela kırık için ise biraz daha farklı bir durum geçerli. Kırık iyileştikten sonra o eklemin hareket açıklığını sağlıyoruz. Eklemin kuvvetini sağlıyoruz. Kasların kuvvetini sağlıyoruz. Veya diğer taraflarda kassal veya diğer ...yumuşak dokularla alakalı problemler, limitasyonlar varsa... ...bunlarla ilgili müdahaleler ediyoruz ve... ...kırığın rehabilitasyon sürecini biz yönetiyoruz. Hastayla beraber. Çok güzel. Verdiğiniz bilgiler için teşekkür ediyorum. Şu anda da bir hasta var. Şu an hangi işlem uygulanıyor? Şu anda inme sonrası bize başvuran kişiyle çalışıyoruz. Şu anda sol tarafında ve sol yüz kısmında... ...inmeden sonra oluşan bir uyuşukluk ve kuvvet kaybı problemi var. Burada ise yüzde kalem elektrot yardımıyla yüzdeki uyuşukluğu giderici ve oradaki kasları tekrar kuvvetlendirecek, tekrar eski fonksiyonunu sağlayacak bir tedavi programı. Şu an bir elektroterapi kısmını gerçekleştiriyoruz ve bundan sonra bunu egzersiz, kişinin evde uygulayacağı program gibi durumlarla destekliyoruz. Eğer gerek duyduğumuz takdirde bazı bize yardımcı araç gereçleri kullanabiliyoruz. Mesela burada kullandığımız işte bisiklet gibi. Veya yanda göreceğiniz uzay terapi gibi aletler bizim e, günlük hayatı buraya entegre ettiğimiz biçim. Yani her şeyi buraya getiremiyoruz ama burada bir şekilde kişinin günlük hayatta yaşayacağı ortamı sağlamaya çalışıyoruz ki iyileşmeyi tetikleyelim, iyileşmeyi uyaralım. Çok teşekkür ederim verdiğiniz bilgiler için. Efendim Bayrampaşa Televizyonu olarak MediWorld Tıp Merkezi'ndeydik. Ee, bir sorununuz olduğu zaman buraya bir danışın ve buradan bir fikir alın, öyle karar verin. Efendim teşekkür ediyorum, hayırlı günler.